Ben Hasan Alınca, Iğdırlıyım. Çocukluğumdan beri resme aşırı bir ilgim vardı. Kara kalem ve yağlı boya resimler çalışıyorum. Resim, lisanı olmayan, beynel milel, istisna bir sanat dalıdır. Iğdır'da bu sanatı bizden sonraki nesillere aktarma açısından sürekli çalışmalar içerisindeyiz. Arkadaşlarla işbirliği yapıyoruz. Görüşmelerimiz sürekli sürüyor. Ağrı Dağı'nın gölgesindeki Iğdır istisna bir şehir. İstisna bir şehirle istisna bir sanatı birleştirme konusunda çalışmalarımız var. Dolayısıyla Azerbaycan, İran, Nahçıvan bu yörelerde ressamların çok istisna çalışmaları var. Bu sanatın bizden sonraki nesillere aktarılması için çok güzel çalışmalar devam ediyor. Biz de Iğdır'da naçizane bizden sonraki nesillere bu bayrağı teslim etmek için çalışmalar içerisindeyiz. Geçmiş tarihlerden bu yana günümüze kadar insanlığın tarihi anlamasında çok büyük bir etkisi olduğuna inanıyorum. Mağara resimleri artı bizim Iğdır'ımızda koçbaşı mezarlar vardır mesela. Daha önce ölmüş kişilerin yaşam şekilleriyle ilgili, kültürel yapılarıyla ilgili bize bu resimler, bu heykel türü şeyler çok iyi bilgiler sunmaktadır. Resmin insan üzerindeki etkileri çok çok fazladır. Lisanı yoktur. Yani resim hangi ülkede olursa olsun hiçbir zaman tercümeye ihtiyaç duymayan çok istisna bir sanat dalıdır. Şehirlerin oluşmasında tarihten günümüze kadar resmin çok çok büyük etkileri vardır. Mimari alanda resimden faydalanılmıştır. Dolayısıyla resmin sanat dalları içerisinde çok istisna bir yeri olduğuna inanıyorum. Bizden sonraki nesillerin resme olan ilgisini, alakasını artırmak için zaman zaman resim dersleriydi, sosyal faaliyetlerde bu tür şeyleri devam ettirmeye çalışıyoruz ki bu bayrağı bizden sonraki nesillere daha sağlıklı bir şekilde teslim edelim. Ben Gülten Atlas, gen ve sanatlar sanatlarla uğraşıyorum. Iğdır'da doğdum, Iğdır'da büyüdüm. Burası Iğdır, Ağrı Dağı'nın eteğinde bir şehir. Zaten tabiatımız, kendisi sanat. Ağrı Dağı'mız zaten bir sanat. Sanat yeri bizim toplum olarak aslında sanatın içerisinde doğmuşuz. Sanat olmalı her zaman insanın hayatında. Sanat insanları güzelleştirir. Toplumları güzelleştirir, insanlara yön verir. Tabii ki iyi yönde, güzel yönde kendilerini geliştirmesi için. Sanat bir güzelliktir aslında. Gördüğümüz aslında, bizim gördüğümüz her şey sanattır. Ağrı da zaten bizim için birer dönüm noktasıdır. Iğdır'da sanatı ararsak eğer her yerde görebiliriz. Karakoyun'da koçbaşları, bununla beraber işte mezarlarımızın üzerindeki o süslemeler, en yakınımızda işte İshak Paşa Sarayı bizim sanatla aslında iç içe olduğumuzu gösterir. Biz de ben de kendi adıma sanatla uğraşıp sanatı yaymak, topluma en azından küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu kendi isteklerimizle, arzularımızla yapıyoruz. Kendi el emeğimizle gördüklerimizi, öğrendiklerimizi topluma yansıtmak istiyoruz ve bu alanda kendimizi geliştirmek istiyoruz. Güzel Iğdır'ımız Ağrı'nın eteklerinde. Burada eskiden iyi sanatlar, güzel sanatlar, bir geçmişi var. Biz de bir Iğdırlı olarak bu meslek üzerinde elhamdülillah iyi yetişmişiz. Burada elimizden gelen her şeyi yapacağız bu sanatın devamı için. Çok eski bir tarihi var bu sanatın. Ben şöyle 2000-3000 yıllık diyeyim, belki daha eskidir.
Biz de inşallah bu sanatımızı burada geliştireceğiz. Bitmesine izin vermeyeceğiz. Evet, bir şehir geliştiren zaten sanattır, kültürdür. Efendime söyleyeyim, sanatın gerçekten bir şehrin gelişmesinde büyük katkısı var. İnşallah bizim de katkılarımız olacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Karabağ kilimlerinin dokumasını yapıyoruz. Karabağ kilimleri siyah ya da beyaz zemin üzerine mavi ya da kırmızı çiçek motifleri. Kilimlerimizi kök boya ipliklerle dokuyoruz. İki yönlü kullanılıyor kilimlerimiz. Tersi düzü. Ben Yalçın Türkeli. Iğdır'da mobilya sektörüyle uğraşıyoruz. Mobilya üzerine imalatımız, işlerimiz var. Ayrıyeten Iğdır'ımızın geleneklerini, görüneklerini yaşatmak için elimizden geldiğince Iğdır'da bulunan Koçbaşı, daha sonrasında Iğdır'a her yazın gelmekte olan Iğdır'da yaşayan leyleklerimizin görsellerini istek üzerine buraya gelen dostlarımızın bahçelerine koyacakları şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Tek amacımız bu sanatın ölmemesi ve Iğdır'a ait olması gereken ne varsa ayakta tutup yaşatabilmek. Melekli köyünde, Melekli kasabasında nalcılık yapıram. 45 yılımı aldı. Nalcı Nazaroğlu vardı. O bana öğretti. 45 sene de aynı mesleğe devam ederim. Artı bir vetenlerin yanında eğitim gördüm. Burası maya kapağıdır. Yani maya atı kapağı. Besleyen budur. Hayvanlarda kan dolaşımı buradadır. Merhabalar, burası Iğdır'ın Melekli Köyü. Ağrı Dağı'nın gölgesinin düştüğü Ağrı Dağı'nın eteğindeki köy olarak geçiyor. Buradaki sanatseverler burada ata ocağında bir çalışma başlattılar. Ve bu sokakta herkes kendi yapabildiğine göre, işte kimi ağaç dikiyor, kimi çiçek ekiyor, kimi de bizim yaptığımız gibi resim yaparak sokağa belirli anılar ve hatıralar bırakıyor. Sokak gerçekten emek verilmiş bir sokak. Görünmesi gereken bir sokak. Özellikle ata ocağı sokağa farklı bir hava katmış. Ve gelen herkesin hoşuna gidiyor. Gezerken kendine ait, kültürlerine ait şeyler bulmak insanları mutlu ediyor. Sanat sokağında ayrıca nasıl ki Türkiye'de işte Kastamonu evleri varsa Iğdır kültürünü yansıtan evler mevcut. Bu evin adı da Ata Ocağı. Ata Ocağı'nda Iğdır'a ait, Iğdır kültürüne ait örnekleri görüp onlarla haşır neşir olabilirsiniz. Burası da gerçekten
turizm açısından görülmeye değer bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Mutlaka gezinmesi gereken. Zaten Iğdır halkı buraya bayağı bir rağbet gösteriyor. Burada çoğu zaman çekimlere ya da işte sohbet etmeye ya da işte dediğim gibi hani sokağa bir şeyler katmaya geliyorlar. Ben de Şanlıurfa'dan gelerek buradaki çalışmalara gönüllü olarak katıldım. İskender Iğdır Doğa Sporları Kulübü olarak Iğdır'ın en güzel kayısı bahçelerinin olduğu İrem Bağları ile Iğdır merkezin arasında bulunan Melekli Beldesi'nde Sanat Sokağı'ndayız. Sanat Sokağı burada sanatın sokakta icra edildiği en güzel yerlerden bir tanesi. Burada yerel halkla, içinde sanat sevgisi olan insanların işbirliği içerisinde sokaklar türlü resim ve etkinliklerle sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmiş burada ve bu da sokağa yansımış. Çok güzel de sonuçlar vermiş. Biz de kendi kulüp içerisindeki gönüllerimizden burada destek verdik. Biz de burada resimler yaptık, boyamalar yaptık. Sanat sokağına biz de renk kattık bu şekilde. Bu sokak belirttiğim gibi yani İrem Bağları. Burada Iğdır'ın simgesi kayısı bahçelerinin olduğu İrem Bağları ile Iğdır merkezi arasında bir sokak. Sanat sokağının en güzel yanlarından bir tanesi de güneye doğru yürüdüğünüzde yani bu sanatsal etkinliklerin olduğu bütün sokakların Ağrı Dağı'na çıkması. Bu da en güzel yanlarından bir tanesi. Yani önünüzü güneye döndüğünüzde hep Ağrı Dağı'na bakıyorsunuz. Ağrı Dağı'na bakarak çalışmalar yapıyorsunuz. Burası bu sanat sokağı gerçekten Iğdır'a geldiğinizde gezilip görülmesi yerlerin başında geliyor. Çek bak şu çizgilerin bunu bu hareketi vereceksin bak. Bak şöyle yapacaksın şöyle. Teserken hiç korkma. Bak kaydı bıçağın yerini değiştirme. Bıçağın yerini değiştirme. 5 tane yapıp kaydemizi yapıp bu şekilde. Üstten yıldız. Tabii üstten yıldız. Şurada hilal olmuş. Cahane hilal olmuş. Evet. Ezgender kavuşalım mavilim, mavilim. Her gidiyor mavilim, her gidiyor, her geni terk ediyor mavilim. Her geni terk ediyor mavilim. Da Iğdır'ı Ağrı Dağı'na bağlayan sokaktayız. Buraya da sanatseverler gelip sanatlarını icra ediyorlar. Eğer siz de isterseniz bir gün buraya gelip burada sanatınızı duvarlara da gösterebilirsiniz. Merhaba, Sanat Sokağı'na katkıda bulunmaya geldik. Güzel bir çizim çalışması yapıyoruz. Mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Gönül isterdik her köyümüzde bir sanat sokağı olsun. Iğdır'ın sosyal yapısını, kültürel yapısını anlatabilsin. Bizim için büyük değerlerdir.